14 günlük tam kapanmadan sonra ülkemizde vaka oranları düşmeye başladı. Sakin şehir Taraklı ise yaklaşık bir haftadan beri vaka görünmüyor. Hisar Mahallesi'nden Niyazi Kaynar, 70 yaşındayım efendim. Taraklımızda vukuat yok. Temiz hava onların. Güzel onların. Ürünlerle besleniyoruz. İyi ürünlerle. Doğal ürünlerle. Doğal ürünlerle besleniyorum. Onlar temiz hava alıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Maskeye dikkat ediyorum. Mesafeye dikkat ediyorum. Temizliğe dikkat ediyorum. Böyle günlerimizi geçiriyoruz Taraklımızda. Hastalığı yakalanmadık Allah'a şükür. İyiyiz, sağlıklıyız. Ya. Aşı oldunuz mu? Oldum, iki sefer aşı oldum. Korkmadan gelin derim memleketimize derim yani. Burada vukuat falan yok, hiçbir şey yok, hastalık yok, şey yok. Gelin yani, korkmayın, herkes gelsin yani. Yani hiçbir şeyimiz yok, rahatız yani. Herkes gelir, rahat rahat gezebilir, dolaşabilir. Ben Özcan Küçükçınar, Tarak'ta yaşıyorum, emekliyim, 62 yaşındayım. Virüsle mücadeleyle ilgili çok güzel çalışmalar var Taraklı'da. Ben kendim iki defa aşı oldum. Herhangi bir vakaya rastlamadım çevremde de. Çünkü herkes dikkat ediyor. Gerek belediye olsun, gerek kaymakamlık olsun, gerekli ilgi alakayı gösteriyor. Biz kendimize dikkat ediyoruz tabii ki. Oturmamıza, kalkmamıza, maskemize, her şeye dikkat ediyoruz. Bir an önce de kurtulmak istiyoruz. Aşımız da olduk hayırlısıyla. Bu süreçte nasıl beslendiniz? Biraz boğazlı tedavi edici şeyler kullandık. Bizim burada yöresel kekik suyu falan vardır. Onlarla gargara yaptık sirkeyle. Bu şekilde atlattık çok şükür. Şu ana kadar herhangi bir şey olmadı. Evet. Bir süre İzmit'teydim. Son 1,5 aydan beri Taraklı'dayım. Ama çocuklarım burada yaşıyordu. İzmit'te bir evde hapis gibiydik. Ama burada daha rahat hareket ediyoruz. Daha dikkatli herkes. Ondan dolayı Taraklı'da yaşamak güzel. Her zaman güzel zaten. Taraklı güzel bir de. Kaan Kuroğlu. Turizm işletmeciliği yapıyoruz. Hediye eşya üretim ve satışını yapıyoruz. Pandemi sürecinde de işlerimiz kapandığı için kendi evimizde, kendi çapımızda imalat yaptık. Ondan sonra işte arkadaşlarımızla bir araya gelmemeye dikkat ettik. Sosyal mesafe, maskeye dikkat ettik. İşlerimizin durgun olduğundan etkilendik ama yine de küçük şehirde olduğumuz için kendi kendimizi idare ettik yani. Ama bu süreçte de tabii Tarak'ta yaşadığım için kendimden gururlu ve mutluyum yani. Dışarılara bakaraktan çok rahat bir süreç atlatmış olduk. Yani Tarak'ta için çok fazla bir etki yaşanmadı. Zaten yakınlarımıza hiçbir korona rastlanmadı. Bizde de çıkmadı çok şükür. İnşallah bu sürecin böyle bu şekilde kolayca atlatmasını diliyoruz yani cümlemizden. Kendimiz zaten yetiştirip de tükettiğimiz için de oradan da memnun kalıyoruz. Hani dışarıdan fazla tüketim almıyoruz. Kendi bahçemizde yetiştirdiklerimizi ve kendi annelerimize yaptıklarını tüketiyoruz. Tarhana erişte olsun, Uğut olsun. Bu şekilde süreci atlatmamız için mutluyuz yani. Konak işletmecisi Tuncay Özkan. Bizde vaka oranları sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla azalıyor. Dolayısıyla bizim Taraklı'da da azalıyor demeyelim, neredeyse hiç kalmadı. Taraklı'da insanlar gayet bu konuda bilinçli. Bakanlığımızın ve devletimizin şeylerine riayet ediyor, kurallarına. Biz özellikle maske, mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Ve tabii doğal olarak da bizim Taraklı'mızda doğal ürünlerin daha çok olduğu için kendimize doğal ürünlerle daha iyi bakmaya çalışıyoruz. Onun için de Taraklı'da yani gözle görülür bir azalma demeyelim, hiç yok denecek kadar bitmiştir. Yani bunu da maske, mesafe ve temizliğe ve Taraklı'da çıkan doğal ürünlere bağlıyoruz. Ben yakalanmadım. İlk aşımı da oldum. Bakanlığımızın nezdinde. İkinci aşımız da ay sonunda olacağım. Yani yakalanmadık neticede. Yani dikkat edersek, yani halkımız böyle bilinçli şekilde hareket ederse bu işin bir an önce biteceğini tahmin ediyorum. Zaten en çok bizi vurdu bu iş. Turizmle ilgili iş yapıyorduk Taraklı'da. Burası tarihi ve doğal bir yer. Tabii dolayısıyla insanlar da dışarı çıkamıyor. Bir de cumartesi pazarları yasaklar olduğu için en çok bizi vurdu bu iş. İnşallah düzelecek. Yani insanlar gelmiyor. İnsanlar da bilinçli. Ama geçtiğimiz günlerde bir 19 Mayıs tatili vardı.
Tabii vakalar da biraz azaldığı için, insanlar bunaldığı için biraz dışarı çıktılar. İnşallah yaz günü daha da iyi olacak turizm sezonu. Herkese hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum.